İyi akşamlar değerli izleyenler. Line TV Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. 5 Nisan Çarşamba bugün gündemden gelişmeleri aktaracağız. Bugün İYİ Parti grup toplantısı vardı. Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Akşener, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na gelen kurşunlarla ilgili konuştu. Sosyal medya düzenlemesine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da eleştirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasından önce Akşener, Tarım ve Maliye Bakanlıkları yapan Lütfullah Kayalar'ın rozetini taktı ve Kayalar İYİ Parti'ye katıldı. Gündeme dair konuşan Akşener sosyal medya düzenlemesine tepki gösterdi. BTK yeni bir sosyal medya düzenlemesini yürürlüğe koydu. Bu düzenlemeye göre artık sosyal medya platformları kişisel bilgileri adli makamlara iletmekle yükümlü olacak. Peki nasıl iletecek? Herhangi bir yargı kararı olmadan iletecek. Bir soruşturma bahanesi bulmak yeterli olacak. Yani bir İçişleri Bakanlığı yetkilisi şu kişi hakkında soruşturma var, bana bilgilerini verin dediğinde o bilgiler derhal iletilecek. Mesela Kızılay'ın çadır satışını haber yapanlar ve yayanlar devlet sırrını açığa çıkardı diye susturulacak. Düzenlemenin demokrasiye karşı olduğunu belirtti Akşener. Tek adam rejiminin diktatörlüğe doğru uzanan yoluna bir taş daha döşenecek. Türk demokrasinin önüne ördükleri duvarlara bir tuğla daha konulacak. Recep Bey ve arkadaşlarının Türkiye'ye layık gördüğü yüksek demokrasi standardı. İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da eleştirdi. Neymiş? Kendisini benimle uğraştırmayacakmışım. Vay vay vay. Bir aslan miyav dedi, minik fare kitledi. Recep Bey, sen hiç merak etme. Ben kiminle uğraşacağımı çok iyi bilirim. Sen sevsen de sevmesen de, gıcık olsan da olmasan da uğraşmaya devam edeceğim, devam edeceğim. İYİ Parti lideri İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na gelen kurşunlarla ilgili konuştu. Recep Bey'in bu tehdidinin yansımasının hemen ertesi günü tesirini gördük. Biliyorsunuz İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı bir saldırı yapıldı. Ne hikmetse kurşunlar gelmiş, İYİ Parti'yi vurmuş, benim fotoğrafımı 20 santim sekmiş. Yani fotoğrafı vuramamış ama 20 santim ilerisini vurmuş. Bekçi kardeşimiz bir aksiyon filmine özenmiş olacak, mermiye falso vermiş ve olağanüstü bir nişancılık sergileyerek yanlışlıkla binamızı vurmuş. Hollywood prodüksiyonlarına taş çıkartacak bu fantastik açıklamanın sonunda ise Recep Bey çıkmış, benden özür bekliyormuş. Çünkü kendisi çok kırılmış. Recep Bey, utanmasan mermiye saldırdı diye parti binamızı tutuklayacaksın be. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener eline aldığı mermileri kürsüden yere fırlattı. Söyleyin, Sinan Ateş durdu mu? Bunca tehdide direndikten sonra şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak? Bunca tuzağı bozduktan sonra şimdi bizi bu kurşun mu öldürecek? Söyleyin, Gaffar Okkanlar, Uğur Mumcular öldü mü? Recep Aşatlılar öldü mü? Bugün burada sizlerden bir söz istiyorum. Bu sözü törenize, bu sözü törenize, atanıza uyarak verin. Tüm tehditlere, tüm iftiralara direneceksiniz, söz mü? Tüm mermilere göğüs gerip tüm bunlara göğüs gerip milletimize güneş olacaksınız, söz mü? 15 Mayıs günü buradan gülmeyen yüzleri güldürmek için, susmuş sesleri haykırmak için, çöken karanlığı dağıtmak için 40'tan 41 bin olacaksınız, söz mü?
Emekli maaşları ve ikramiyelere yapılan zam resmi gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Aynı zamanda gelecek maaş ve ikramiyeler için tarih de açıklandı. En düşük emekli maaşının 7500 liraya, bayram ikramiyesinin de 2000 liraya yükseltildiği açıklanmıştı. Düzenleme içeren kanun resmi gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da SSK, Bağkur ve emekli sandığı aylıkları ve emeklilere bayram ikramiyelerinin verileceği tarihleri açıkladı. SSK'da ödeme günü 17, 18, 19 ve 20'si olanlar 14 Nisan'da, 21, 22, 23'ü olanlar 15 Nisan'da, 24, 25 ve 26'sı olanlar da 16 Nisan'da, Bağkur'da ödeme günü 25 ve 26'sı olanlar 17 Nisan'da, 27 ve 28'i olanlar da 18 Nisan'da. Emekli sandığı çerçevesinde aylık alanlarında Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan tarihinde ödenecek. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta, ardından 20 Şubat'ta da Hatay'da meydana gelen deprem felaketlerinin ardından can kaybı sayısı arttı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimlik tespitiyle sayının yine artabileceğini söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem felaketlerinde can kaybının arttığını açıkladı. CNN Türkiye açıklama yapan Bakan Soylu, Hatay'da ziyaretlerde bulunuyordu. Helikopterle havadan incelemelerde bulunan Bakan Soylu, depremlerde can kaybının 50.399'a yükseldiğini açıkladı. Bakan Soylu aynı zamanda cansız bedenlerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmaların devam ettiğini ve can kaybı sayısının artabileceğini de ifade etti. Hatay'da depremle enkaza dönen yapıların molozları bölgeden kaldırılıyor ve depremzedeler de molozların yaşam alanlarına çok yakın yerlere döküldüğünü ve tozlarında sıkıntı yaşadığını iddia ederek eylem yapınca jandarma müdahalede bulundu. Depremzedelerle jandarma molozlar yüzünden karşı karşıya geldi. Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremzedeler, molozların yaşam alanlarına çok yakın yerlere dökülmesine ve molozlardan çıkan tozların yaşadıkları alanlara gelmesine tepki gösterdiler, eylem yaptılar. Depremzedelerin eylemine jandarma ekibi müdahale etti. Hatay Samandağ'a bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde bulunan bir alana moloz dökümü yapılıyordu ve depremzedeler buna karşı çıktı, eylem başlattı. Eylem nedeniyle de jandarma ekipleri bölgedeydi. Jandarma ve depremzedeler arasında arbede çıktı. Jandarma ekibi müdahalede bulundu. Çıkan arbede sonrası 8 şahıs gözaltına alındı. Bir süre gerginlik yaşanan bölgede daha sonra eylem sona erdi. İçişleri Bakanlığı Mart ayına dair deprem bölgesinde ve genel güvenlik çalışmalarıyla alakalı verileri paylaştı. Hem ülkesine dönen Suriyeli sayısı, hem depremzedelerle hem de terör operasyonları ile ilgili bilgiler açıklandı. Yaşanan yıkıcı depremlerin ardından bölgede yaşayan Suriyeli vatandaşların bazıları da ülkesine geri döndü. İçişleri Bakanlığı da son olarak deprem bölgesinde ve genel güvenlik olarak yapılan çalışmaların ardından Mart ayı resmi verilerini açıkladı. Düzensiz ve kaçak göçle alakalı Mart ayında 2614'ü denizlerde olmak üzere toplam 12.248 düzensiz göçmen ve 557 organizatör yakalandı. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı ise 549.407 olarak kayda geçti. Toplamda kayıt altına alınan Suriyeli sayısı da 3.435.298, girişi engellenen yabancı sayısı ise 2.802.731 oldu. İçişleri Bakanlığı aynı zamanda deprem bölgesinde 345 çadır kent kurulduğunu, bu kentlerde toplamda 656.553 çadır yer aldığını ve çadır kentlerde toplamda 2.262.212 depremzedenin kaldığını paylaştı. Çadırların yanı sıra 305 konteyner kentte 49.202 konteyner kuruldu ve bu konteynerlerde de 78.718 kişinin barındığı açıklandı.
Deprem bölgelerinde ise toplamda 2.796.589 kişiye barınma hizmeti sunuldu. İçişleri Bakanlığı aynı zamanda ülke güvenliğiyle alakalı yapılan terör operasyonlarına dair verileri de paylaştı. Mart ayında 80 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Geçtiğimiz günlerde yerli otomobil TOGG'un ilk teslimatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yapılmıştı. Deneme sürüşü esnasında aracın içinde geçen diyaloglar gündem oldu. İzleyelim. Araba benim, ona göre. Arabanın senin olması önemli değil. Sayın Cumhurbaşkanı. Direksiyonda kim var? Önemli olan o. Geçtiğimiz günlerde yerli otomobil TOGG'un ilk teslimatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yapılmıştı. Anahtar ve belge tesliminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan direksiyon koltuğuna oturmuş, araçta deneme sürüşleri yapmıştı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde TOGG'u sürerken Cumhurbaşkanı'nın yanında eşi Emine Erdoğan da vardı. Aracın içinde geçen diyaloglar sosyal medyada gündem oldu. Emine Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'na "Araba benim ama" demesinin ardından Cumhurbaşkanı da "Kaptan benim ama" yanıtını verdi. Bir dakika hanım ya. Yok. Ben kaptanım şu an. Şey yapmamışlar ya. Tayyip. Araba benim, ona göre. Arabanın senin olması önemli değil. Sayın Cumhurbaşkanı. Direksiyonda kim var? Önemli olan o. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldığı bir açılış töreninde yerli otomobil TOGG'la ilgili konuştu. TOGG'un Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu testlerden geçtiğini söyledi. Bütün karalamalara, kışkırtmalara ve kirli siyasete rağmen TOGG artık ülkemizin yollarında. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık ve İlaç Teknoloji Merkezi'nin açılışına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Varank, yerli otomobil TOGG'la ilgili konuştu. Bitiremezsiniz dedikleri fabrikayı bitirdik. Sonra üretemezsiniz dedikleri aracı ürettik. Bunları tek tek atölyede yapıyorlar. Seri üretime geçip piyasaya çıkmaz dedikleri aracı piyasaya çıkardık. Bu devirde elektrikli araçların fiyatları ortada. Kimse bu aracı almaz dedikleri TOGG'a 177 bin ön sipariş geldi. Bakan Varank, TOGG'un testlerden başarıyla geçtiğini belirtti. Dünyaya açılamaz dedikleri TOGG, Avrupa Birliği mevzuatıyla uyumlu, tüm testlerden başarıyla geçti. Hatta elektrikli araçların en önemli testi olan elektrikli araç güvenlik testinden de tek seferde geçmeyi başardı. Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıların ardından Türkiye'den de çok sayıda destek mesajları atıldı. Siyasi yönetimler İsrail'i kınadı. Ya Allah! Ehmelu! İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Müslümanlara yaptığı saldırıların ardından Türkiye'den de destek mesajları gönderildi. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden "Filistinli kardeşlerimize karşı Mescid-i Aksa'da gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Filistinli kardeşlerimize karşı gerçekleştirilen bu zulmün artık son bulmasını diliyorum. Daima yanlarında olduğumuzu hatırlatıyorum." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da yine sosyal medyadan "İsrail güvenlik güçlerinin ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı lanetliyoruz. Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın dini ve tarihi statüsünü değiştirmeye yönelik her türlü girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz. Saldırıların derhal durdurulması ve Kudüs'te ibadet özgürlüğünün korunması için çağrıda bulunuyor ve uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz. Filistin mahzundur ama asla yalnız değildir. Filistinli kardeşlerimizi en güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz." paylaşımında bulundu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da aynı şekilde "Müslümanlar için kutsal olan Mescid-i Aksa'ya İsrail'in silahlı saldırıda bulunmasını telin ediyorum. İsrail hükümeti haksız saldırılarına derhal son vermelidir. Mescid-i Aksa'nın statüsünü ve Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu hakikatini hiçbir saldırı değiştiremez." açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'nun Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi'nin Kılıçdaroğlu'na yaptığı ziyarete dair konuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in Cumhuriyet Halk Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyarette bulunmasıyla ilgili konuştu. Birçok ülke diğer seçim atmosferinde olan seçim kampanyasının başladığı bir dönemde ziyaretleri gerçekleştirmeden niye taraf tutuyoruz görüntüsü vermemek için. Neticede biz bu kadar hassasiyetle gösteriyoruz. Bir büyükelçinin de seçim atmosferinde bir adayla görüşmesi doğru değildir. Yani taraf tutuyor görüntüsü vermemesi lazım bir büyükelçinin. Hangi ülkenin büyükelçisi olursa olsun normal şartlarda büyükelçiler o ülkede herkesle görüşebilirler. Bizim de görüşümüzü, iznimizi de alıyorlar. Bu tür temaslar olur ama seçim atmosferinde büyükelçinin bir adayla gidip görüşmesi ve taraf tutuyor görüntüsü kabul edilen bir durum değil. Bakan Çavuşoğlu aynı zamanda İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırılardan bahsetti. İsrail, Harem-i Şerif'in kutsiyetini ihlal etti. Aynı şekilde tarihi statükosunu bozacak bir adım attı. Bunu kabullenmek mümkün değil. Şiddetli bir şekilde lanetliyoruz. Son zamanlarda Avrupa'da başlayan bu ırkçılık, İslam düşmanlığı özellikle İsrail'de de artarak devam ediyor. Özellikle Ramazan ayında böyle provokasyonun olmaması konusunda kendilerini de uyarmıştık. İsrail'in dün Mescid-i Aksa'da yaptığı Harem-i Şerif'in siyetini ihlal eden, yani attığı bu adımı kabul etmek mümkün değil. Ve umarım bir daha tekrarlanmaz. Sandıklara gitmeye 39 gün kaldı. Süre azaldıkça yoğunluk artıyor. Siyasi partiler de heyecanla kampanyalarını hayata geçiriyor. Bursa'da süreç nasıl gidiyor? Seçim özel programında işleniyor bu. Ve CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan da bugün CHP Bursa'daki süreci anlattı. ...14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleriyle ilgili siyasette yoğunluk artarak devam ediyor. Seçimin ve Bursa'daki siyasi partilerin nabzı Line TV'de yayımlanan Seçim Özel 2023 programında tutuluyor. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, CHP Bursa'da devam eden seçim süreciyle alakalı açıklamalarda bulundu. 82 adayı müracaat etti. Evet. Bu geçen seçime göre iki katından fazla. Bu da partimizin iktidara geleceğini gösteren bir parametre. Yani Millet İttifakı yani toplam oyda Cumhur İttifakı'nı geçer. Bursa'da da geçer. Türkiye'de daha rahat geçer. Yani bir 10 puan fark olur. Ben 8 puanla 10 puan arasında bir fark olacağını düşünüyorum. Tabii Bursa'da fark biraz daha az olabilir. O da neden? Bursa biliyorsunuz AKP'nin kalesi. Bursa'da kafa kafaya bile gelse Türkiye'de zaten seçimi kaybetmiş bir AKP olacak ya da Cumhur İttifakı olacak. Milletvekili listelerimizin açıklanmasından sonra tabii ittifakımızın diğer ortakları ama ayrı giriyorlar ama birlikte giriyorlar. O da belli olacak. Geçen dönemlere göre daha teveccühün azaldığını görüyoruz medyada da yazıldığı için. Yani onlarda bir iniş bizde bir yükseliş var. İşin özeti biz burada burun farkıyla bile kazansak Türkiye'de farkla kazanırız. Zaten öyle olacak yani. Başkan Özkan seçim sürecinde devam eden hazırlıklar ve çalışmalarla ilgili de konuştu. Listelerin kesinleşmesi yani özellikle seçime yönelik yapılan hazırlıkların en çok merak edilen sandık sorumluları gibi, müşahitler gibi, okul sorumluları gibi yani resmi olarak seçimde görev alan kesimlerin belirlenmesi her zaman seçime en yakın olan tarihte olur. Tüm sandık sorumlularımızı, tüm müşahitlerimizi, okul sorumlularımızı okul her okula bir avukat, 15 sandığa bir avukat denk gelecek şekilde aynı zamanda onu planlamamız o şekilde. Bir de fazladan bilişim sorumlusu. İşte seçim ofislerinin düzenlenmesi, işte araç giydirmeler, onların ses düzenleri. Tecrübeli bir yönetimiz, bir seçim koordinasyon merkezimiz var, seçim komisyonumuz ayrıca var. Bir de dediğim gibi yönetim çok seçim görmüş bir yönetim olduğu için çok hızlı bir şekilde gidiyoruz. Seçim özel programına Deva Partisi Bursa İl Başkanı Serkan Özgöz'e katıldı ve Line TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Seçimlerle ilgili siyasette yoğunluk artarak devam ediyor. Line TV'de yayımlanan Seçim Özel 2023 programında Deva Partisi Bursa İl Başkanı Serkan Özgöz devam eden çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Seçim kampanyamızı başlattık. Burada da
göstermek istiyorum. Çalışan Türkiye'nin sesi olarak bir kampanya yönetimi yapıyoruz. Bursa teşkilatlarında bizzat Bursa'ya evraklarını veren 28 tane başvurumuz oldu. Ama sanıyorum yaklaşık 40'a yakın başvuru oldu genel merkeze yapılanlarla beraber. Başkan Özgöz, Deva Partisi'nin amaçlarından bahsetti. Biz hayal kurulamayan bir ülkeye razı değiliz. Evet. Onun için Deva Partisi'nde siyaset yapıyoruz. Onun için Deva Partisi'ni kurduk. Çalışan Türkiye'nin sesi sadece makineleri anlatan bir ses değil. Sanayinin büyümesi, yeni yatırımların gelmesi, çarkların dönmesi, meslek lisesiyle buraya aranan elemanlarla bunların desteklenmesi, evden çıkamayan kadının yaşlı baktığı için, çocuğuna baktığı için, engelliye baktığı için çocuğa evden çıkamayan kadının desteklenmesi, kadının iş gücüne katılması, tüm toplum kesimlerinin hep beraber el ele kucaklaşarak geleceğe doğru hazırlanması taraftarıyız. Seçim özel programına yeniden Refah Partisi Bursa İl Başkanı Murat Kolancı da katıldı ve yine Line TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Seçimlerle ilgili siyasi hareketlilik sürerken Line TV'de yayımlanan Seçim Özel 2023 programına yeniden Refah Partisi Bursa İl Başkanı Murat Kolancı katıldı ve Bursa'daki seçim süreciyle ilgili konuştu. 60'ın üzerinde aday adayımız oldu. Aday adaylarımız başvurularını yaptılar. Sonrasında Bursa'da bir salonda bir temayül oklaması yapıldı teşkilatlara. Aday adayı olan veya olmayan herhangi birisini kimi görmek istersiniz diye. En son mülakatlar yapılır ki mülakatlarımızı da Bursa olarak bitirdik biz. An itibariyle şu an genel merkezimiz bunlar üzerinde çalışmalarını yapıyorlar. Zaten 9 itibariyle de tüm siyasi partilerin aday adaylıkları adaylığa dönmüş olacak. Yani son birkaç gün içerisindeyiz. Açıkçası. Yeniden Refah Partisi'nin Bursa'daki çalışmalarından da bahsetti Başkan Kolancı. Biz Bursa'da ve Türkiye'de aslında her haneden bir oy talebimiz var. Yeniden Refah Partisi'nin meclise girmesini, Milli Görüş'ün mecliste en güzel şekilde temsil edilmesi noktasında Bursa'da her evden bir oy projesi inşallah vatandaşımızla buluşturmak istiyoruz. Biz bu şehri sizden daha fazla sevmiyoruz. Yani bir başka ilden gelen için söylüyorum. Bursa herkesle güzel. Bursa'mız fay hattında. Trafik ve ulaşımı söyledik. İmar noktasında ovanın durumu aslında ortada. Çevre ve hava kirliliği, görüntü kirliliği, sosyal donat alanlarının yetersizliği, kente ait kültür ve tabiat ortamlarının ciddi anlamda korunması gibi onlarca başlık altında Bursa'mız yerelinde de ciddi çalışmalarımız var. Başkan Kolancı, yeniden Refah Partisi'nin yurttaki çalışmalarına da değindi. Biz bu seçimde ne yaptık yaptık modunda bir siyasi parti değiliz. Belki de bizden sonra bizlerin torunları, onların torunları inşallah kıyamet sabahına kadar. Çünkü Milli Görüş'ün modası hiçbir zaman geçmez. Biz yeniden Refah Partililer olarak, biz Milli Görüşlüler olarak bundan sonraki süreçte siyasete nezaket ve zarafet getireceğiz kelimesini kullandı ve daha sonrasında da doğruları tebrik etmeye, yanlışları uyarmaya, hataları da düzeltmeye geliyoruz diye bir siyasi yol haritası çizdi bizi. Başkan Kolancı, yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmak için öne sürdüğü şartlar arasında da yer alan 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine dair kanunun kaldırılma talebiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Bu 6.284 nolu madde bizim Türk aile yapımızı, İslam aile yapımızı çok uygun olmayan bazı maddeler içeriyor. Parantez içerisinde tehlikeler içeren yönleri var. Bunların revize edilmesi, bizim aile sosyal aile yapımıza uygun hale getirilmesi, bununla alakalı taleplerimiz oldu. Bursa Osman Gazi'ye bağlı Emek'te bir motosiklet sürücüsü alt sokaktan yola doğru ilerlerken yan taraftan gelen aracı fark etmedi ve çarptı. İki kişi yaralandı. Bursa Osman Gazi'ye bağlı Emek mahallesinde seyir halinde olan araca ara yoldan gelen motosiklet böyle çarptı.
Panel van araç yolda seyir halindeydi. Motosikletli alt sokaktan yola çıktı fakat sağ taraftan gelen aracı fark etmedi. Direkt karşıya geçmeye çalışırken düz ilerleyen araçla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklette bulunan iki kişi de yere düştü. İkisi de hafif şekilde yaralandı. Kaza anı da çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bursa Nilüfer'e bağlı Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda ilginç bir olay yaşandı. Bir adam önceki otobüslerin kendisini almadığını iddia etti ve gelen başka bir otobüsün önüne atladı. Otobüsün hareket etmesini engelledi. Otobüslerin kendisini almadığını iddia etti. Gelen otobüsün önüne atladı ve gitmesine izin vermedi. Allah Allah ya. Abi sen iyi misin ya? Bursa Nilüfer'e bağlı Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda kayda geçti olay. Bir şahıs önceden geçen halk otobüslerinin kendisini almaması üzerine duruma sinirlendi ve ilk gelen başka bir otobüsün önüne kendisini attı, gitmesine izin vermedi. Abla iyi misiniz siz ya? Abi sen yaptın. Otobüsün önüne atladı, sonra kalktı. Başladılar tartışmaya. Halbuki otobüs şoförünün hiçbir alakası yok olayla. Şoför ve yolcular ne olduğunu anlamaya çalıştı. Ardından otobüsün durakta kalmasından dolayı yolcular otobüsün önünü kesen adama tepki gösterdi. Tartışma başladı. Affedersin, niye durmuyorsun arkadaşlar? Kırıncı bu. Kaç kere de bekliyoruz. Doludur, durmuyor. Ne dolu? 4 kişi vardı içinde. Bak şimdi ben ne yapıyorsun sen şu an? Sen yapsın şartında mı senin ya? Ya yürü git. Bak şerefsiz. Yani o otobüs şoförü de ekmek götürüyor evine. O adamın da zamanını, insanların hakkını kimsenin çalmaya hakkı yok arkadaşlar. Polisi arayacaklarını söyleyince de adam bölgeden hızlıca uzaklaştı. Bursa Büyükşehir Belediyesi şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş ve Bursa Valisi Yakup Can Bolat iftarda şehit aileleri ve gazilerle buluştu. Bursa Büyükşehir Belediyesi şehit aileleri ve gaziler için bir iftar programını hayata geçirdi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programına Bursa Valisi Yakup Can Bolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve Kent Protokolü, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi. Biliriz ki vatan olmazsa millet de olmaz, devlet de olmaz. Vatanımızın bütünlüğü ve bağımsızlığı uğruna canlarını seve seve feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Bunların gerçekten tarifi yok ama şunu da unutmamak lazım. Cenab-ı Allah herkesi de şehit annesi veya şehit babası yapmaz. Aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri, sizler şüheda listesinde adı yazılı olan eşinizin, babanızın, kardeşinizin, evladınızın bizlere hatırası, yadigarısınız. Çünkü sizler en değerli varlıklarınızı, çocuklarınızı, eşlerinizi, kardeşlerinizi, yakınlarınızı, kısaca en sevdiklerinizi bu vatan için, bu millet için, bu bayrak için feda ettiniz. Hepinizin ruhu şad olsun. Osman Gazi Belediyesi kaçak yapılaşmaya karşı harekete geçti. Uludağ yolunda kaçak olarak yapıldığı belirlenen yapının yıkımı gerçekleştirildi. Osman Gazi Belediyesi ilçedeki kaçak yapılarla mücadelesini sürdürüyor. Son olarak Demirkapı Mahallesi Uludağ Yolu Caddesi'nde kaçak villa yapıldığı ihbarını alan Osman Gazi Belediyesi ekipleri hemen harekete geçti. Sit alanına kaçak olarak yapıldığı tespit edilen villanın yıkımı için çalışma başlatıldı. Osman Gazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri kaçak villanın kontrollü olarak yıkımını gerçekleştirdi. Kaçak yapı dakikalar içerisinde yerle bir oldu. Yıkım
yıkım esnasında polis ve zabıta ekipleri yıkılan kaçak villanın etrafında önlem aldı. Belediye yetkilileri vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyardı, kaçağa asla izin vermeyeceklerini vurguladı. Batı Afrikalı ticari gemi Akdeniz'de seyir halindeyken battı ve yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı harekete geçti. 5 kişi kurtarıldı fakat 9 kişi kayıp. Batı Afrika ülkelerinden Guinea-Bissau bayraklı bir ticari gemi kuru yük taşıyordu. Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında seyir halindeyken battı. Batışa geçtiklerinde geniş bir yardım çağrısında bulunuldu ve olay mahalline 1 sahil güvenlik korveti, 7 sahil güvenlik botu, 2 sahil güvenlik helikopteri ve 1 sahil güvenlik uçağı sevk edildi. Sahil güvenlik helikopteri iki kişinin deniz yüzeyinde olduğunu tespit etti ve kurtarılan iki kişi Finike'de acil sağlık personeline teslim edildi. Gemideki üç kişi de bölgede seyir halinde bulunan bir ticari gemi tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı konuyla ilgili gemide Suriye uyruklu toplam 14 mürettebat olduğu tespit edilmesi üzerine kayıp olan 9 mürettebatın bulunması maksadıyla başlatılan arama kurtarma faaliyetine devam edilmektedir açıklaması yapıldı. Yurtta birçok bölgede etkisini gösteren sağanak yağışın ardından İzmir'de hortum oluştu. Denizde oluşan hortum endişe yarattı. Son günlerde düşen hava sıcaklıklarının ardından sağanak yağış ülkenin birçok bölgesinde etkisini gösterdi. O kentlerden biri de İzmir oldu. Yağışla birlikte deniz üzerinde hortum oluştu. Görüntülerin adresi İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi. İki gündür etkili olan sağanak yağışın ardından bölgede hortum da meydana geldi. Denizde oluşan hortum kısa sürede etkisini yitirdi ve herhangi bir can veya mal kaybına neden olmadı. Hortumun kıyıya yakın bir yerde görülmesi kısa süreli paniğe yol açtı. Hayatı paylaştığımız haber bültenimizi burada noktalıyoruz değerli izleyenler. İyi akşamlar, hoşça kalın.